Evet sevgili gençler, başka bir üç katlı integral sorumuz var. Soru biraz karışık, zor gözükse bile bence kolay bir soru ve önemli bir soru. Bu soru değişik şekillerde sorulabilir. Yani region'ımız verdi, bir region diyor arkadaşlar. X kare artı y kare artı z kare küçük eşittir 9. Zaten buradan küre olduğunu ve yarıçapının 3 olduğunu anlıyoruz. X büyük eşittir 0, y büyük eşittir 0, z büyük eşittir 0 dediğimiz burası arkadaşlar first octant olmuş oluyor. Yani x'in y'nin ve z'nin hepsinin pozitif olduğu yer ki buna aynı zamanda in the first octant. Yani şu verilmeyip, şu altı çizili yer verilmeyip sadece şu cümle, kelime artık neyse yazılsa da arkadaşlar biz buradan bunu anlıyor olmamız gerekiyor. Evet, şimdi sorumuzu çözelim. Soruda aynı zamanda bize diyor ki spherical coordinate kullan diyor. Onları ben daha önceden yazdım buraya. Spherical coordinates arkadaşlar x eşittir r kosinüs theta sinüs phi, y eşittir r sinüs theta çarpı sinüs phi, z eşittir r çarpı kosinüs phi. Bunu bu şekilde ezberliyoruz arkadaşlar. Derste bunun nasıl olduğunu tahtaya şekil çizerek anlatmıştım. Şu an yapmayacağım. Ve burada x kare artı y kare artı z kare rho karedir arkadaşlar. Biz bunu rho diye bu arada okuyoruz. Haberimiz olsun demiyorum. Haberiniz var zaten. X kare artı y kare artı z kare rho karedir. Ve dv arkadaşlar, bu Jacobian'dan gelen arkadaşlar, şu kısım Jacobian'dan geliyor. Rho'nun karesi çarpı sinüs phi, bunu unutmuyoruz. Hatta ilk işimiz her zaman bunu yerleştirmek olsun. Daha sonra d rho, d phi, d theta. Tabi bu sıralama değişik şekillerde de yapılabilir. Ancak ben bu sıralamayı genelde tercih ediyorum. Şimdi sorumuza baktığımız zaman region'la alakalı x kare artı y kare, bakın yazıyorum, x kare artı y kare artı z kare küçük eşittir 9 verilmiş. Buradan ben şunu söyleyebilir miyim arkadaşlar? X kare y kare z kare rho'nun karesidir. Rho'nun karesi küçük eşit 9 ise arkadaşlar rho küçük eşittir 3'tür. Rho bir yarıçap. Dolayısıyla maksimum 3 ise minimum 0'dır arkadaşlar rho'muz. Rho'muz ne, hangi düzlemde bulunur? Y ve z düzleminde bulunur arkadaşlar. Bu bizim artık rho'muz ki rho'muz kaçmış? 3 birimmiş. Burada bize phi lazım. Phi'yi nasıl bulabiliriz? Phi first octant dediği için arkadaşlar y büyük eşittir 0, z büyük eşittir 0. Y'nin ve z'nin pozitif olduğu yer. Y'nin ve z'nin pozitif olduğu yer burasıdır. Dolayısıyla bu eğer bunu rho olarak adlandırırsam arkadaşlar ben ki rho'nun da artık burada 3 olduğunu görmüş olduk. Bizim phi açımız biliyorsunuz saat yönünde pozitifti z ile alakalı açılar. Dolayısıyla şurası bizim arkadaşlar açımız olacak. Bizim açımız şöyle phi yazarsam phi'miz buradan yani sıfırdan arkadaşlar buraya kadar değişiyormuş. 90 derece yani pi bölü 2'ye kadar değişiyormuş. Onu da yazayım o zaman. Phi'miz 0 ile 90 arasında değişiyor. Altını tekrar çizmek istiyorum. Neden 0 ile 90 arasında değişiyor? Çünkü y büyük eşittir 0 ve z büyük eşittir 0'ın olduğu yer sadece burası. Bundan dolayı. Evet, bundan sonra bize rho lazım. Rho'yu söyledik. Düzeltiyorum. Teta lazım. Teta nedir arkadaşlar? Teta da zaten otomatikman 0 ile pi bölü 2 arasında olacaktır. Neden? Çünkü x'in ve y'nin bakın 0'dan büyük olduğu yer, hatta onu çizelim isterseniz. Yani z 0 olma durumunda, z'in 0 olma durumunda arkadaşlar bizim elimize x kare artı y kare eşittir 9 gelir ki bu da r eşittir 3 gelir. Şöyle bir çember demek. Yani radius'u 3 olan bir çember demek. Şuraya r diyebiliriz. Buradaki teta açımız arkadaşlar saat yönünün tersine yani şu şekilde ilerliyor. Bu şekilde ilerliyor. 360 derece mi olacak yoksa farklı bir şey mi olacak? Bunu şuradan anlıyoruz. Bir kısıtlama var. Kısıtlama olmasaydı 360 diyecektik. 0 ile 2 pi arası. Fakat burada kısıtlamamız var. Kısıtlama diyor ki x büyük eşittir 0, y büyük eşittir 0. Yani x'in ve y'nin büyük olduğu yer. X'in ve y'nin büyük olduğu yer arkadaşlar first quadrant dediğimiz sadece şu kısımdır. Bakın x burada pozitif. Y burada pozitif. Dolayısıyla açımız sıfırdan başlayıp pi bölü 2'ye gitmiş olacak. Bundan sonra artık sorumuzu kolaylıkla çözebiliriz. Neden? İntegral teta eşittir sıfırdan pi bölü 2'ye. İntegral fi eşittir yine sıfırdan pi bölü 2'ye. İntegral rho eşittir sıfırdan 3'e. Karekök 9'dan 3 geldi. Direkt arkadaşlar dv'yi yazıyorum. Yani rho'nun karesi. Unutmamak için öncelikle bunu yazıyorum. Sinüs phi çarpı d rho d phi ve d theta. Bu sıralamayı da biliyoruz herhalde. D rho rho d phi phi d theta d theta. Şimdi artık buraya fonksiyonumuzu yazacağız. Fonksiyonumuz burada z'miş arkadaşlar. Z neydi? R çarpı cos phi'di. O zaman yazıyorum.
Tabi burada bir hata yaptık. Nasıl bir hata yaptık arkadaşlar? Bu ray değil. Bunların hepsi raw. 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 Ve bu da arkadaşlar raw. Özür dilerim. Dolayısıyla burası arkadaşlar rod çarpı kosinüs fi olmuş olacak. Evet, bunu integralini nasıl yaparız? Bunu integralini artık almayı çift katlı integralden öğrenmiştik. Basit. Rho ile rho kare arkadaşlar rho küp olur. Rho küpün d rho'ya göre türe rho üzeri 4 bölü 4 olur. Bakın yazayım isterseniz şuraya. Rho üzeri 4 bölü 4 olur. Rho'nun sınırları nereden nereye? Rho arkadaşlar 0'dan 3'e. Tabi rho'nun öndeki kosinüs fi ve sinüs fi ne olacak arkadaşlar? Burada sabit olacak. Dolayısıyla sabit olduğu için o da şuraya yazılacak. Kosinüs fi çarpı sinüs fi. Dışarıda ne kalacak? D fi d teta kalacak. D fi ve d teta. Dolayısıyla integralde şöyle yazarsam. Şu teta cinsinden, şu da arkadaşlar fi cinsinden ki bu da 0, bu da 0. Bu soruda pi bölü 2 ve bu soruda yine pi bölü 2. Başka soruda başka değerler olabilir. Ve bunu nasıl yaparız arkadaşlar? Öncelikle şu kısmı sileyim. Bunu nasıl yaparız? Herhalde rho yerine önce 3 yazarsak 3'ün 4. kuvveti 3, 9, 27, 81 bölü 4 olur. Dolayısıyla bakın şöyle yapıyorum. Hatta şuradan itibaren yazayım. Kosinüs fi sinüs fi 81 bölü 4 eksi 0'ın 4. kuvveti bölü 4 yani 0 olmuş olur. Ve dışarıda ne var arkadaşlar? D fi d teta olmuş olur. Buraya kadar herhalde anlaşılmıştır. Buraya kadar bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Şimdi burada bir not diyorum arkadaşlar. Trigonometriden bilmemiz, hatırlamamız gereken önemli bir kural var. Not diyorum. Sinüs x çarpı kosinüs x arkadaşlar 1 bölü 2 çarpı sinüs 2x'tir. Bunu ezberleyelim. Şimdi bu bilgiyi kullanarak ve artık üst tarafı siliyorum bakın. Soruyu siliyorum. Yarım açı formüllerinden bu arada elde ediyoruz onu. Şunu tamamını sileyim. Hesaplamalar uzun sürebilir. Evet. Hatta şurayı da siliyorum. Evet, ne olacak arkadaşlar? Bakın. Şimdi dıştaki integralimiz neredeydi? Evet, dıştaki integralimiz teta'ydı. 0'dan pi bölü 2'ye kadar değişiyordu. Daha sonraki içteki integralimiz fi idi. 0'dan pi bölü 2'ye kadar değişiyordu. Şimdi içeride kosinüs fi çarpı sinüs fi artık 1 bölü 2 sinüs 2 fi diyeceğim arkadaşlar ben. 1 bölü 2 sinüs 2 fi diyeceğim. Ve daha sonra ne var arkadaşlar? 81 bölü 4 var. Çarpı 81 bölü 4 ve d fi d teta. Çok güzel. 81 bölü 4 çarpı 1 bölü 2 81 bölü 8 yapar. Sabit sayıdır. Dışarıya. Buradan da diğer integralden yine sabit olduğuna dışarıya atabilirim. Dolayısıyla 81 bölü 4'ü bakın dışarıda yazdım. Daha sonra teta cinsinden integralimiz 0'dan pi bölü 2 arkadaşlar. Şimdi şurayı bir hesaplayalım. 1 bölü sinüs 2 fi d fi kaldı. Yazalım isterseniz. Yazalım ki daha rahat anlayalım. Fi 0'dan pi bölü 2'ye ne kaldı arkadaşlar elimizde? Sinüs 2 fi kaldı. Burası d fi ve burası d teta. Sinüs u'nun türevinin sinüs u'nun integrali neydi arkadaşlar? Eksi 1 bölü u türev kosinüs u'ydu. Yani buradan şunu elde ederiz biz. Teta 0'dan pi bölü 2'ye dikkat edelim şimdi. 1 bölü 2 çarpı. Bu arada 81 bölü 4'ümüz de şurada var. Bunu unutmamak gerekir. 81 bölü 4'ümüz burada var. 1 bölü 2 çarpı arkadaşlar kosinüs 2 fi. Doğru mu? Tekrarlıyorum. Sinüs 2 fi'nin integrali 1 bölü 2 kosinüs 2 fi. Yalnız kosinüsün türevi negatif olduğu için eksiyi unutmuş olduk. Şuraya bir tane eksi yazacağız. Evet. Eksi 1 bölü 2 kosinüs 2 fi. Sınırlar nereden nereye? Fi 0'dan pi bölü 2'ye. Dışarıda ne var? D, T, T var. Arkadaşlar bu zor değil. Zor uzun gibi gözüküyor ama step by step adım adım yaptığınız zaman ve neyi, ne zaman, nasıl, niçin yaptığınızı bildiğinizde zorlanmayacağınızı düşünüyorum. Öncelikle şu eksi 1 bölü 2'yi atalım dışarıya arkadaşlar. Ne gelir? Eksi 81 bölü 4 çarpı 2'den 8 gelir.
integral theta eşittir 0'dan pi bölü 2'ye. Şimdi ne yapacağız? Fi gördüğümüz yere pi bölü 2 yazacağız, sonra theta yazacağız. Yani kosinüs 2 çarpı pi bölü 2 kosinüs pi yapar. Eksi kosinüs 2 çarpı 0 kosinüs 0 yapar. D theta burada kalmış olur. Kosinüs pi'nin de biz ne olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Kosinüs pi nedir? Eksi 1'dir. Kosinüs 0 nedir? Artı 1'dir. Dolayısıyla eksi 1 eksi 1 eksi 2 yapar. Dolayısıyla bunun tamamı arkadaşlar eksi 2 yapar. Eksi 2 dθ'da da eksi 2 sabit olduğu için dışarıya çıkar. Yani eksi 81 bölü 8 vardı. Çarpı artık eksi 2'miz var. İçeride ne kaldı? Teta cinsinden ki bu teta 0'dan pi bölü 2'ye 1 çarpı dθ kaldı. 1 dθ'nin integralinde teta olduğunu biliyoruz. Eksi ile eksiyi yok ettik ve 2 ile 8'den 4 geldi arkadaşlar. Dolayısıyla 81 bölü 4 çarpı teta sınırlar 0'dan pi bölü 2'ye. Ve burada önce pi bölü 2 sonra 0 yazdığımız zaman 81 bölü 4 çarpı pi bölü 2 ne olur arkadaşlar? 81 pi bölü 8 eksi 0. Yani 81 pi bölü 8 olmuş olur eğer bir işlem hatası yapmadı isem. Bunun altını çiziyorum. Sürekli işlem hatası arkadaşlar maalesef. Yani dikkat eksikliği oluyor veya artık ne desem dikkat eksikliği olabiliyor. 81 bölü 8 dedik. Ne yaptık? Bununla bunu sadeleştirdik. 2, 8, 4 kaldı. 81 bölü 4 çarpı pi bölü 8. Sanki doğru gibi geliyor ama. Sanki doğru gibi geliyor arkadaşlar. Evet, doğru olduğunu düşünüyorum. Umarım bir hata yoktur. Yalnız ben arşive bakıyorum. Arşivde 81 pi bölü 16 bulmuş. Çözümü de incelediğim zaman 1 bölü 2 arkadaşlar 81 bölü 12 çıkar. Evet, 1 bölü 102'siniz dedik. Evet, biz dedik onların hepsini. Bir hata yok. Şu tek tek işlemleri kontrol ediyorum da. 81 bölü eksi 81 bölü 32 bulmuş. Neyse artık işlem hatası varsa arkadaşlar tekrar bakalım mı ya? İçimiz rahat etsin. Şimdi kosinüs fi, sinüs fi dedik. Burada 81 bölü 4 dedik. 3, 9, 27, 81 bölü 4. Bu doğru. Dolayısıyla sinüs x kosinüs x 1 bölü 2 sinüs 2 x'den buna 1 bölü 2 sinüs 2 fi dedik. 81 bölü 4 buradaydı. 81 bölü 4 çarpı 2 81 bölü 4 çarpı 1 bölü 2 arkadaşlar 81 bölü 8 yapar. Of 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 oh my god diyorum. Bakın arkadaşlar 81 bölü 8 yapar. Niye? Burada 4 var, burada 2 var. Dolayısıyla şurası 8 olur. Dolayısıyla arkadaşlar ne olur? Burası 2 ile çarptığımız zaman 16 olur. Evet. Bu 16 ne olur? Burada 16 olacağından dolayı sadeleştiği zaman arkadaşlar burada 8 kalır. 81 bölü 8 olur burası. 81 bölü 8 çarpı pi bölü 2'den ne gelir arkadaşlar? 81 bölü 16 pi gelmiş olur. Evet, bu son cevabımız. Kusura bakmayın biraz videoyu uzatmış olduk. Şuradaki 81 bölü 4 ile 1 bölü 2 çarptığım zaman 81 bölü 4 yazmışım. Dikkat eksikliği dediğim gibi siz benim yaptığım gibi yapmayınız. Evet, kolay gelsin arkadaşlar. Güzel bir soruydu. Sınavımızda bu tür sorular çıkabilir. Dikkat etmekte fayda var.